Uludağ'da ne konuşuluyor, ekonomide neler oluyor, neler bitiyor? Burak Karagöz orada. Avrupa Konutları Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni sunar. Uludağ Ekonomi Zirvesi bu sabah açılış konuşmalarıyla başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 2017'ye dair öngörülerini yoğun bir katılımla iş dünyasına anlattı. Yanımda İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen var. Ayşen Hanım, öncelikle zirvenin açılış konuşmalarını hep beraber dinledik. Nasıl bu sene zirveyi nasıl buldunuz? Zirve hakikaten bu sene çok iyi. Katılım da iyi, düzenleme de iyi. Sayacak da baktığımda oldukça zengin görünüyor. Yaklaşık 4 yıldır ben de şahsen katılıyorum Uludağ Zirvesi'ne. Hakikaten genel anlamda ekonominin, sanayinin nabzını tutan, dünyanın ilgisini çeken önemli bir zirve haline geldi. Dolayısıyla hakikaten keyif alıyoruz buradan. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek de, Başbakan Yardımcımız da her sene çeşitli şekillerde bu zirveye katılıyor. Bu seferki konuşmasını zaten kendisi de dedi. Ben dedi direkt bir yerden prezentasyon yapmayacağım. İrticalen konuşacağım dedi. Güzel, keyifli bir konuşmaydı. Genel anlamda 2017'ye bakış bir anlamda oldu. Her ne kadar şu anda bir takım dünyadaki konjektürdeki değişiklikler, Türkiye'deki beklentiler sonucunda piyasalarda bir bekleyelim görelim ne nasıl gidecek gibi bir durum olsa da önümüzde hep birlikte ele aldığımızda çok daha iyi gidecek. İstikrarı sağlamamız gereken bir dönem var. Bu döneme hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizdi diye düşünüyorum. Bu konuda sanıyorum hepimiz aynı fikirdeyiz. Peki altın fiyatlarıyla devam edelim. Şu anda altın fiyatlarının geldiği seyri nasıl yorumlamak lazım ve önümüzdeki dönem için beklentiniz ne yönde? Şimdi şu anda tabii beklenti söylemek için en zor dönemlerden birindeyiz. Altın fiyatlarının geldiği nokta diye bakarsak da şu anda işte 1240, 1250, 1230 aralıklarında hareket ediyor. Şimdi özellikle son 3 ayda dünyada yaşanan değişiklikler, işte Amerika'daki Trump'ın aldığı kararlar ve uygulamalar ve yapacağını düşündüğümüz şeylere önceden satın alma hareketlerimiz. Bunun üstüne işte Brexit'in arkasından Fransa'nın şeyi geldi. Artı sen de biliyorsun şu anda önümüzdeki dönemde Hollanda'da, Fransa'da, ondan sonra çeşitli ülkelerde seçimler var. Bu seçimlerin getireceği değişiklikler. Nisan ayında bizde referandum var. Bunları hepsini üst üste koyduğumuz zaman şu anda bir belirsizlik dönemi. Bu belirsizlik dönemi de ilk 3 ayda biraz bekle gör politikalarına sebebiyet veriyor. Genel anlamda ekonomide, finans sektöründe, dolayısıyla altında. Ama şu var, her zaman ısrarla altını çizdiğim bir nokta var, sen de bunu biliyorsun. Özellikle altın milliyeti olmayan bir araç, finansal araç. Bu finansal aracın milliyetinin olmaması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bize derken şirketimi kastetmiyorum. Bize derken altın camiasını, altın sektörünü kastediyorum. İşte Amerika'da bir şey olduğunda dolar etkilenebilir. Avrupa'da bir şey olduğunda euro etkilenebilir. İşte doğuda bir kriz çıkar, burayla çalışanlar etkilenebilir. Altın bu anlamda güvenli liman olma özelliğini her daim koruyacak olan bir araç. Dolayısıyla da altın bence önümüzdeki dönemde önemini korumaya devam edecek. Hatta Türkiye'de daha da katlayacak diye düşünüyorum. Çünkü bunun arkasındaki çıkış noktası şu: yastık altındaki altın. Yastık altındaki altın için biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak yıllardır büyük savaş veriyoruz. Ve yaptığımız çalışmalarla, sağ olsun hükümetin de desteğiyle, bankaların işbirliğiyle bir şeyler yapılmaya başlandı. Ama çok kabaca yastık altındaki altını 3000 ila 5000 ton arasında diye düşünürsek ve bunun parasal değerini 150 ila 200 milyar dolar arasında diye düşünürsek, biz bunun sadece 60 tonluk bir kısmını çıkarabildik. Dolayısıyla daha fazla güven sağlayacak, daha fazla devletin arkasında duracağı, daha fazla halkın ilgisini çekeceğimiz ve burada biraz da ülkeyi, ülkenin geleceğini, ekonomisini düşünerek yapacağımız hareketlerle yastık altındaki altının ekonomiye kazanması hızlanacaktır. Bu anlamda da bu sene hem bizler hem hükümet çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar devreye girdiğinde çok daha iyi sonuçlar çıkacak ve çok daha iyi bir ekonomi oluşacaktır. Daha istikrarlı bir ekonomi oluşacaktır diye düşünüyorum. Peki ihracata bakacak olursak orada durum nasıl?
Şimdi ihracat zaten geçtiğimiz 4 yılın içinde çok ciddi hareket gösterdi. Şimdi geçmişte altın sektöründe Türkiye ithalatçı bir ülke olarak bilinirdi ve ithalat ağırlıklıydı. Fakat bu zaman içinde ihracat yavaş yavaş arttı ve öyle bir noktaya geldi ki ithalatı geçti. 2015 rakamlarıyla baktığımızda sadece İstanbul Altın Rafinerisi'nin 400 milyon dolar civarında bir ithalatı varken 1 milyar 350 milyon dolar mertebesinde bir ihracatı oldu. Geçen sene ilk 6 ayda 1 milyar dolarlara geldiğimiz sırada biz normalde hedef olarak 2 milyar dolara doğru gitmek gibi bir hedefimiz vardı. Ama maalesef hiç kimsenin beklemediği olaylar yaşandı. Bu olayların sonucunda aslında çok dramatik düşüşler olabilecekken gerçekten işte başımızdaki yöneticilerimizin, hükümetimizin, halkımızın, işte çalışanlarımızın, şirket yöneticilerimizin, herkesin el vermesiyle birlikte aslında bu kriz olabildiğinin en iyi şeklinde atlatıldı diyebiliriz. Tabii ki hasarlar oldu, tabii ki sıkıntılar oldu ama gene de çok büyük bir yaralanma olmadı. Bunun sonucunda da mesela biz 1 milyar 250 milyon milyar dolar gibi bir rakamla ihracatımızı kapattık geçen sene. Evet. Şimdi 2017 için bir şey söylemek çok zor. Çünkü ilk 3 yıl durağan geçti ve bundan sonraki dönemi de biraz yaşananları görmek gerekiyor. İstikrarın sağlanması gerekiyor. Ama her şeye rağmen ihracat Türkiye'de gelişecektir. Çünkü özellikle LBMA akreditasyonundan dolayı artık Türkiye rüştünü ispatladı. Yani dünya artık İstanbul Altın Rafinerisi'ni işte altının evet. üzerinde IGR markasını gördüğü zaman evet diye kabul ediyor. Hizmetiyle, kalitesiyle, ülkenin verdiği bir takım avantajlarla. Dolayısıyla bunları biz ihracatta karşılığını alacağız. Her türlü destekle ve istikrarla inşallah çok daha iyi sonuçlara gideceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden seslendik sizlere. Söz Sektar Stüdyo'da.